Evet, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarımızın gelmesini bekleyelim. Biraz sonra başlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldin kardeşim. Merhabalar. Teşekkürler. Evet, arkadaşlarımız yavaş yavaş geliyorlar. Taban puanlar ne olur arkadaşlar? Sıralamalar nasıl etkileyecek bu taban puanlar? Bunları konuşacağız. Puanlar ne kadar yükselebilir? Sayısal anlamında, sözel anlamında, eşit ağırlık anlamında puanlar yükselir mi arkadaşlar, yükselmez mi? Bunu konuşacağız. Puanların ne kadar yükselebileceğini, benim kendi tahminlerimle puanların ne kadar yükselebileceğini size anlatmak istiyorum. Puanların yükselebilme ihtimali var. Aynı şekilde puanların düşme ihtimali de var arkadaşlar. Yani bunu söyleyebiliriz. Yani burada her zaman yükselir diyemiyoruz. Her zaman düşer de diyemiyoruz. Bu seneki duruma göre, gelen sonuçlara göre, biliyorsunuz ben sonuçları linke girmenizi istedim. Bir link paylaştım. Önceki videoların altında o link var. Bu videonun altına o linki koymayı unuttum. Videodan sonra koyarım arkadaşlar. Yani o linke yaklaşık şu an 300'den fazla arkadaş giriş yaptı. Puanlarını yazdılar. 2020 puanlarını yazdılar. 2021 netlerini ve 2021 puanlarını yazdılar arkadaşlar. Dünkü attığım videolara bakarsanız videonun altında link var arkadaşlar. O linklerden ulaşabilirsiniz. Oradan girmeyen arkadaşlar sonuçlarını mutlaka girsinler arkadaşlar. Puanlar ne kadar değişir? Yani 300 tane arkadaşın orada sonuçlarını biz aldık. Onların sonuçlarını baz alarak kaç net yapmış, neler gelmiş, 2020'de hangi sıralamadaymış ve hangi netleri yapmış arkadaşlar. Orada ben tek tek sonuçları aldım. Dediğim gibi 300'den fazla arkadaşımız linke giriş yaptı. O link şu an bu videonun altına koymayı unuttum ama önceki videolarımda var. Bakarsınız arkadaşlar. Şimdi puanlar yükselir mi, yükselmez mi arkadaşlar? Bununla ilgili konuşmak gerekiyor. Şimdi bu kısma gelmeden önce arkadaşlar geçen sene biliyorsunuz ilk DGS yapıldığı zaman işte puanlar düşecek diyen çok arkadaşımız vardı. Yani çok hem öğrenci arkadaşlarımızdan hem öğretmen arkadaşlarımızdan işte YouTube'da video çeken hoca arkadaşlarımız puanların düşeceğini söylediler. Ben birkaç arkadaşın videosunu izledim ama hepsininkini tabii ki izlemedim. Sadece belirli kısımlarını izledim. Orada çok arkadaş, video çeken arkadaşlar neyse işte puanların düşeceğini söylediler. Puanlar düşer, işte pandemi var, işte insanların moralleri bozuk filan bilmem ne. Çok farklı senaryolar çıktı ortaya. Benim geçen seneki videoma bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada puanların yükseleceğini söyleyen tek kişi belki benimdir. Vardır bilmiyorum. Ben puanların düşmeyeceğini, aksine puanların yükseleceğini, yükselmelerin 5-10 puan olabileceğini söylemiştim. Geçen seneki videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Geçen sene bunu söylediğim zaman bazı arkadaşlar işte kızıyorlar bana. İşte hocam siz moralimizi bozuyorsunuz. Puanların yükseleceğini nereden biliyorsunuz filan. Yani tahmin ediyoruz, bakıyoruz, sonuçlara bakıyoruz. İşte öğrencilerin başarı sıralamalarına bakıyoruz. Az çok sonuçlar kendini tahmin ediyor zaten. Geçen sene puanlar yükseldi arkadaşlar. 273 ile alan hukuk mesela, Yeditepe hukuktu. En son 283 de aldı. Yani 10 puanlık bir artış oldu arkadaşlar. Belki bunu birçok kimse beklemiyordu ama ben bekliyordum. Yani belki 10 puanlık beklemiyordum. Yani yalan yok. 5-6 puanlık bir yükselme bekliyordum. 10 puan benim de içinde büyük bir sürpriz oldu aslında. 10 puan yükseleceğini düşünmüyordum. Yani geçen sene böyle bir hani hatıramız, böyle bir maceramız vardı öğrencilerle. Öğrenciler bir kısmı işte kızdılar, küstüler. Sonra işte mesaj atanlar oldu. İşte hocam kusura bakmayın biz öyle söyledik ama siz haklı çıktınız filan, böyle çok geri dönenler oldu, işte pişmanız, keşke sizi dinleseydik filan gibisinden neyse. En son bu DGS hukuk puanları kontenjanlar açıklandığı zaman da arkadaşlar ben şunu söyledim. Moralinizi bozmak için söylemiyorum dedim ama gerçeğini size söylemem gerekiyor dedim.
Özeller dedim. Özeller, DGS özel yani hukuk puanları 295'e kadar çıkabilir dedim ben. Yeditepe hukuk 295'i görebilir ben dedim. Bundan 2 ay önce kontenjanlar açıklandığında bir videom var arkadaşlar. O videonun altında da çok fazla böyle eleştiri yorumları var. Yorumların çoğuna cevap vermiyorum. Tek tük böyle saygı çerçevesinde gerçekten iyi niyetle yazılmışsa bir şey talep ediyorsa elimden geldiği kadar arkadaşlar onu söyledim ben. O videolarda da çok fazla böyle eleştiriler vardı. Ben 295'e kadar özel hukukların çıkacağını söyledim. Orada da işte bana çok kızdılar. Yani bu kadar yükselmez falan dediler arkadaşlar. Yani şu anki konjektürde belki 295'i görmeyecek devlet hukuk ama 290 bandını görecek gibi duruyor. Yani belki 295'i bile görebilir. Bilemiyorum arkadaşlar. Yani bunu kimse tahmin olarak şu an tam bilemez. Ama özel hukukların 290'la kapatacağını yani hukuk anlamında özel hukukların 290 civarı bir puanla kapatacağını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu anlamda özel hukuk puanlarının 7, 8, 10 puanlık bir artışı bariz öngörülüyor arkadaşlar. Yani bunu çok net söyleyebiliriz. Özel hukuk puanları 290'ın altına düşmez arkadaşlar. Burada bunu söyleyebilirim. Bunu siz de öngörüyorsunuz artık. Zaten kontenjanlar açıklandığı zaman ben size bu puanları bu aralığa geleceğini zaten söyledim arkadaşlar. Yani şimdi baktığımda ben aldığım sonuçlara bakıyorum. İşte Telegram gruplarımız var. Telegram gruplarında çok fazla paylaşanlar, sonuçları paylaşan arkadaşlar var. Ben paylaşan sonuçları tek tek inceliyorum arkadaşlar. Sonuçlara bakıyorum. Sonuçları tek tek inceliyorum. Orada kendim bir tahmin yürütüyorum. İşte bu işte yani hukuk düşünen arkadaşların kaç puan alması gerekiyor? Artık ben bir defterim var. Böyle defterime tek tek yazıyorum arkadaşlar sonuçları. Yani o ben o sonuçları yani durduk yere istemedim. Yani ben işte sonuçlarınızı girin çünkü istatistik tutuyorum. Bunlar benim için önemli olan durumlar arkadaşlar. Sonuçta benim kendi öğrencilerim de var. Başarı grubumuz var. Gelecek sene bizim hedefimiz kaç net olmalı? Bunu da istatistiğini tutmam gerekiyor. Dolayısıyla hani başarı grubunu kurarken arkadaşların hedeflerinin netlerinin kaç olması gerektiğini de söylüyorum. Yani hukuk istiyorsa şu neti alman gerekiyor. Bu nete göre çalışman lazım. İşte mühendislik istiyorsa bu nete göre çalışman gerektiği ile ilgili başarı gruplarımızı böyle de motive ediyoruz arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar için videonun altına link bırakacağım. Başarı gruplarının linkini isteyen arkadaşlar gelebilirler arkadaşlar. İsteğe bağlı bir olay. Kimseyi burada zorlamıyoruz. Şimdi puanlar ne olur arkadaşlar? Yani bunu söylemek istiyorum. Puanların yükseleceğini hani çok bekliyorsunuz. Onu bir an önce söyleyeyim ben size. Puanların yükseleceğini size söyleyebilirim. Ama ne kadar yükseleceği bende kalsın arkadaşlar. Bu sefer söylemeyeceğim ne kadar yükseleceğini. Yani puanların yükselme ihtimali var arkadaşlar. 3 olur, 5 olur arkadaşlar. 10 olur. Bakın. 3 olur, 5 olur, 10 olur. Benim bu konularda kendim %91 öngörüm var aslında. Bunu bu seferlik paylaşmak istemiyorum. Sürpriz olsun sizin için de sonuçlar. Şimdi ben bunu söylersem büyük ihtimal bu olacak yani. Yani puanların ne kadar yükseleceğini az çok ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle dediğim şekilde olacaktır. Olursa üzülürsünüz. Olmazsa bu sefer bana kızarsınız. O yüzden puanların yükselebileceğini size söyleyebilirim arkadaşlar. Puanlar yükselecek. Ama 3 puan mı yükselir, 5 puan mı yükselir, 10 puan mı yükselir arkadaşlar? Bu bir sürpriz yani. Bunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer yani ben hani nasıl derler dersimi aldım arkadaşlar. Yani öğrencileri bazen şey yapmamak gerekiyor. Yani evet dürüst olmak lazım. Ben ömrümce hep dürüst oldum. Neyse onu söyledim ama bunu ben söylemek istemiyorum. Puanlar yükselecek arkadaşlar. 3 puan da yükselebilir. 5 puan da yükselebilir. 10 puan da yükselebilir arkadaşlar. Bu konuda benim kendi öngörüm var zaten. Az çok tahminlerimi biliyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani ne kadar yükseleceğini siz kendiniz tahmin edin. Geçen sene işte öğrencimle biz kamplarda
kamplarımıza katılan öğrencim de ben. Rehberlik videosu çektim. Geriye dönük bakarsanız bulursunuz arkadaşlar. 301 puan olması lazım. Sayısalda 301 puandı herhalde. Yani tam puanını bilmiyorum ama 301 puandı. Sıralaması 1375 arkadaşlar. Sayısal sıralaması 1375. Hemşirelik kazandı. Gazi Hemşirelik. 301 puan. Şöyle söyleyeyim. Bu sene 311 puan alan bir sayısal öğrencisinin sıralaması 1200'lerde. Yani aşağı yukarı sayısallarda bakın 300 bandında 10 puanlık bir oynama oluyor. Yani bu kendini az çok zaten belli ediyor. Ama dediğim gibi yani bu bende kalacak. Bunu net olarak size söylemeyeceğim. Kaç puanlık bir artış beklediğimi net olarak söylemeyeceğim ama tahmin olarak zaten buradan görebilirsiniz. 3 puanda artış olabilir bölümünüze göre. 5 puanda artış olabilir. Bölümünüze göre 10 puanlık bir artış da olabilir arkadaşlar. Bölümünüze göre. Yani 10 puanlık bir artış olursa üzülmeyin arkadaşlar. Gidişat onu gösteriyor olabilir. Ama 3 puanlık artış olan bölümler de olacak. 2 puanlık, 5 puanlık artış olan bölümler de olacak arkadaşlar. Yani bunu söylemek çok zor. Bakın burada sıralama çok önemli. Puana çok takılmayın. Benim kendi işte bana yazan arkadaşlar işte WhatsApp'tan yazan, Instagram'dan yazan arkadaşlara ben orada sıralamaları baz almalarını istiyorum. Sıralamalarda oynuyorsa arkadaşlar bakın şöyle 2018'de mesela istediğiniz üniversitenin sıralaması diyelim ki 15.000. 2019'da istediğiniz üniversitenin sıralaması diyelim ki 14.000. Ama 2020'de istediğiniz üniversitenin sıralaması 10.000'si arkadaşlar. Siz 10.000 ile 15.000 bandını baz alacaksınız. 10.000'e takılmayacaksınız. 2020'ye çok takılmayın. Ben onu söylüyorum. 2019-2020 ayarında bir şey olabilir. Yani puanlar olarak. Dolayısıyla sıralamaları göz önüne almanız lazım. Yani puanlara çok takılmayın. Eğer sıralamanız tutuyorsa arkadaşlar puanınız isterse düşük isterse yüksek olsun. Ve kontenjanlarınızda artış varsa arkadaşlar bölüm olarak kontenjanlarınızda artış oluyorsa burada puanlar yükselmeyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla yani bunu söylerken bölüme göre aslında ayrı ayrı söyleyebilmek lazım. Yani hemşirelik için puanlar belki yükselebilir ama mühendislik için yükselmeyebilir. Ne bileyim sözel için yükselebilir ama başka bir bölüm için yükselmeyebilir. Yani bunu ayrı ayrı aslında söyleyebilmek lazım. Yani her bölümü ayrı ayrı tabii tahmin etmek çok zor ama sayısal puanlarında net olarak artış bekliyorum arkadaşlar. 3 olur, 5 olur, 10 olur. Bilemem. Az çok aslında biliyorum ama bunu söylemeyeceğim. Bu sizin için sürpriz olacak. Sayısal puanları %90 artacaktır arkadaşlar. 2 puan da artabilir. 1 puan da artabilir. 5 puan da artabilir. 10 puan da artabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kontenjanlarınızın azalmasına göre artışlar mümkün. Eşit ağırlık puanlarında, hukuk puanlarında arkadaşlar 10 puan civarında bir artış bekliyorum ben. Yani 10 olur bölüme göre. Yani 295'lik olan bir yer 300 olabilir, 305 olabilir. Devletler göründüğü kadarıyla, devlet hukuk göründüğü kadarıyla 309-310'la kapatacak gibi duruyor. Yani devlet hukuk puanlarında bir 10 puanlık artış olabilir arkadaşlar. Ama 307 ile de girebilirsiniz. Yani burada bunu söylerken 307 ile giren kişiler bunu kazanamaz demiyorum ama puanlarda bir artış bekliyorum. 2 olur, 3 olur, 5 olur, 10 olur. Bunu söylemek kesin olarak söylemek zor. Aslında biliyorum ama söylemeyeceğim. Sözel puanlarına baktığımızda arkadaşlar şimdi sözel için çok yorum yapamıyorum ama sözel puanlarına da özellikle baktım. Belki yorumlayabilir miyim diye. Göründüğü kadarıyla arkadaşlar sözel puanlarında da bir artış göz önünde çarpıyor. Yani bu sene puanlarda bir artış var arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni ne olabilir? Bunun en büyük nedeni ÖBP'ler çok etkili oldu bu sene. Yani ÖBP'lerin bu kadar yükselmesi arkadaşlar maalesef puanları arttırıyor arkadaşlar. Yani bunun çok etkisi var. Bundan emin olun. Sınavın kolaylığı, zorluğu bir tarafa. ÖBP'lerin bu kadar yüksek olması kesinlikle çok etkili arkadaşlar. Yani ÖBP'ler bu kadar yüksek olmasaydı puanlarda belki 3-5 puanlık, 2-3 puanlık bir artış olabilirdi ama bu kadar artış olmazdı arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. ÖBP'ler bu sene çok yani çok etkiledi sonucu.
Yani matematik geçen seneden birazcık daha zordu. Geçen sene daha kolaydı. Bu sene birazcık daha zordu. Sözel geçen seneden artık daha mı kolaydı bilemiyorum. Olabilir. Tam yani onu yorumlamak çok zor ama Sözel'e ben de girdim. Türkçeyi çözdüm. O kadar da kolay durmuyordu. Yani ama şimdi ben Türkçeci değilim. Dolayısıyla arkadaşlar yani puanlarda bir artış olacak. Ama puan mı sıralama mı? Kesinlikle sıralama önemli arkadaşlar. Sıralamalarınıza bakmanız lazım. Devlet hukuk puanları, devlet hukuk sıralamaları muhtemelen 550 civarında devlet hukuka yerleşebilirsiniz. 500-550 civarında. Geçen sene 650 civarında devlet hukuk almış arkadaşlar son olarak. Bu sene devlet hukuk puanlarında yani kontenjanlarda bir 50-60-70 kadar bir kontenjan azalması var arkadaşlar. Dolayısıyla yani devlet hukuk puanları birazcık düşecektir. Yani sıralamalar birazcık düşecektir. 550 civarında bir devlet hukuka yerleşebilirsiniz arkadaşlar. 600 biraz risk olabilir ama olabilir arkadaşlar. Olmaz diyemem. 700-800'de devlet hukukun geleceğini düşünmüyorum. Özeller gelebilir arkadaşlar. Özellerin bandı da 2500-3000 arasında kapatır gibi duruyor. Özeller de belki en fazla 3500 çok zor arkadaşlar. Yani 3000 ile özeller kapatacak gibi duruyor sıralama olarak. Ama puanlar net olarak ne kadar artar? Bunu yani az çok aslında söyledim size ama yani şu kadar artar demeyeceğim. 3-5 puan, 2-3 puan neyse artacaktır arkadaşlar. Yani artık hayırlısı olsun. Tercih listesi size paylaşacağım arkadaşlar. Yarın olabilir ya da öbür gün olabilir. Size bir örnek PDF, Word tercih listesi paylaşacağım size. Tercih listenizi dolduracaksınız arkadaşlar. Tercihlerinize yardımcı olmaya çalışacağım. Hala mesajlarınızın çoğuna cevap vermedim. Mesajlarınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Yani bundan emin olun. Elimden geleni yapıyorum. Ama işte yani her şey bu değil. Kendi işte ne derslerimiz var, işte YouTube'daki derslerim var, onları çekmem lazım. Gelecek sene hazırlanmayı düşünen arkadaşlar benim YouTube'daki canlı derslerime mutlaka katılsınlar arkadaşlar. Başarı grubuna da katılmak isteyen arkadaşlar için videonun altına link bırakacağım. Sonuçlarınızı da arkadaşlar hala girmeyen arkadaşlar varsa, hala sonuçları benim attığım linke girmeyen arkadaşlar varsa videonun altına link olarak bırakacağım arkadaşlar. Sonuçlarınızı mutlaka girin. 300'den fazla arkadaşımın sonuçları girdi ve hepsinin istatistiğini tutuyorum arkadaşlar. Yani orada bazı bilgileri girmek zorunda değilsiniz. İşte telefon numarası istiyorum. İster girer ister girmezsin. Zaten onu mecburi tutmadım. İsteyen arkadaşlar bazen biz ulaşmak isteyebiliriz. Yani belki onunla bir YouTube'da bir video çekmek isteyebiliriz. O yüzden istiyorum. Yani onun dışında kimsenin telefon numarasını durduk yere istemiyoruz arkadaşlar. Yazmak zorunda değilsiniz yani ama linke mutlaka doldurun arkadaşlar bilgilerinizi. Yarın ya da öbür gün arkadaşlar bir tercih videosu en kısa zamanda gelecek, tamam mı? Puanlar artar azalır, artık bunu çok takılmayın. Nasibiniz neyse onu göreceksiniz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah en güzel sonuçlar sizin olur. Tercih kılavuzu yayınlandığı zaman bakarsınız kontenjanlarda ufak artışlar olabilir arkadaşlar, tamam mı? Yani kontenjanların artabilir yani bunu kesin olarak söyleyemem ama kontenjanlarda artış olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bakarsınız 3-5 kontenjan artışı olabilir. İnşallah kılavuzda görürse kılavuzu tercih kılavuzunda hiç belli olmaz arkadaşlar. O zaman tercihlerimizi daha güzel bir şekilde yapacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hepinize. Hoşça kalın.